verin kızıma. Evet. Ay. Günaydın de. Nereye gidiyoruz adam? Lollipop'a mı gidiyoruz? Denize gidiyoruz ada. Balıkları görmeye gidiyoruz. Ayık. Evet. Kim götürüyor bizi? Dede bizi balıklara götürüyor. Evet. Orada. Evet, orada bir yerde işte gideceğiz şimdi. Hazır şapkanız olmadan denize gittim demeyin. Ben de takıyorum gördüğünüz gibi. Yazın en güzel yanı yüzmek çünkü. Ada erken kalktığı için muhtemelen uyur. Daha yolumuz var çünkü. Burada kahvemden içmek istiyordu her zamanki gibi ama çok sıcak olduğu için izin vermedim. Ben bile soğuyunca içtim. Yunanistan sınırı bize bir saatlik uzaklıkta. Zaten biz de gidersek günübirlik gidiyoruz. Böyle hafta sonları kaçamak yapıyoruz. Normalde hafta sonları çok bekleniyor ama biz yarım saat falan bekledik. Şanslıydık o gün. Ada, kuzum, tatlım. Deniz mi anneciğim? Evet. Aferin kızıma. Evet. Ay. Bravo. Orana mı girdi? Hadi gel. Gelebilirsin. Gel. Evet. Aferin. Ada merhaba de. Ada su almaya gidiyor. Kardeşim gel. Doldur anneciğim, aferin. Kardeşim gel. Oh. Ama anne hiç zorlamadım. Hep kendi girdi. Hiç girelim demedim. Ada, gezmeye götür. Gezmeye götür. Ada geçen yıl denizden ve sudan birazcık korkmuştu ve girmek istememişti. Çok zor alışmıştı ama bu sene hiç öyle olmadı. Biz kumsalda havlularımızı serip hazırlanırken o suyun yanına gitti ve kendi girdi. Hiçbir şekilde zorlamadım ya da girelim demedim. Bu sefer de sudan çıkarmak çok zor oldu, tahmin edersiniz. Ada denizden çıkmak istemiyor. Eve nasıl götürürüz hiç bilmiyorum. Ada! Suda yorulduktan sonra biraz güneşlenip bir şeyler atıştıralım dedik. Bravo! Anne çok tatlı anne. Anneciğim gidebilirsin kızım. Adayı şu an görebiliyorum. Her yeri kızardı. Yani iyi oldu bir yandan buralara gelmemiz. Çünkü Antalya'da ilk kez yanarken oralar çok sıcak olduğu için aşırı derecede çok kızaracaktı ve yani 4-5 günlük tatilimiz çok keyifli geçmeyecekti diye düşünüyorum. Şimdi burada yandığı için orada çok yanmayacaktı. Yani adayla biz yanmış olacağız. Ama eşim eminim ıstakoz gibi olacak. Çünkü o da beyaz tenli. Her yıl olduğu gibi. Çıpı çıpı yap anneciğim. Plaj gördüğünüz gibi çok sakin. Şöyle de göstereyim.
Gördüğünüz gibi plaj çok sakin. Hafta sonu olmasına rağmen çok fazla insan yok. Böyle sakin ada oynayabiliyor. Kumu çok güzel. Sahiller gerçekten temizleniyor sanırım. Çok temiz. Yazın en güzel yanı bence havuza, denize girebilmemiz, güneşlenebilmemiz, böyle tatiller. Yoksa bu sıcaklar benim için çekilmez. Adayı sudan çıkaramıyoruz şu anda. Ayakları buruş buruş oldu. Bayağı yandı ama sudan çıkmak istemiyor. Sanırım çıkardığımız an buradan gitmek zorundayız. Biz yiyecek içecek bir şeyler evden getirmiştik. Plaj ücretsiz tabii ki, halk plajı, ve otopark da ücretsiz. O yüzden hiç para harcamadan geri döndük diyebiliriz. Her bütçeye uygun bir tatil yani. Bu yıl ilk defa gittiğimiz için 3-4 saat durduk, sonra geri döndük. Ben yine sessiz sakin diyerek şom ağzımı açtım. Dönüş yolunda o kadar çok araba vardı ki herhalde oraları dolmuştur diye düşünüyorum. Bu sefer sınırda 4-5 kilometre sıra vardı. Biz sıranın ön tarafı olduğumuz için çok beklemedik. Yani bir saat falan bekledik. Tam zamanında geri döndük diyebiliriz. Ada, ben yiyebilir miyim anneciğim? Daha var mı? Bir bak bakayım, var mı? Ah, orada varmış. Bak şurada saklanmışlar Ada, bak. Şurada saklanmışlar. Bak. Hayır Ada. Malina. 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 Evet. Malina. Orada şey var. Senin oyuncakların var. Gel. Hadi oynayacağız. Oyuncaklarından gidelim. Hadi gel. Koş. Hadi koş. Hadi koş koş. Aferin. Yavaş. Yine odunluktayız. Annem ve babam oturmak için buraya çok güzel bir şey yapmışlar. Kurban etini pişirip kavanozlara koyacağız. Kışlık hazırlıyoruz yani, anlayacağınız. Ada da buralarda böyle oyalanıyor. Yine çok şaşırıp yeni bir şey öğrendiğim günle daha sizlerleyim. Bu şeftalinin adı deve bastı şeftalisiymiş arkadaşlar. Bakar mısınız şekline? Tadı normal şeftaliden daha tatlı. Ben çok beğendim. Babam böyle ilginç şeyleri bulup getirmeyi çok sever. Anneannemden selamlar. Ada ortalığı birbirine katarken anneannem tereyağı hazırlıyor. Mis gibi. Her şeyin en sağlıklısını bilen anneannem keten tohumlu ekmek hazırlamış, ev ekmeği. Bize de üstüne tereyağı sürüp reçelle yemek kalıyor. Adanın her yeri yara bere içinde, bilmiyorum sonumuz ne olacak. Bulgaristan'da günlerimiz dolu dolu geçiyor anlayacağınız. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Bugünlerde adanın hafif ateşi var ve çok çok huysuz. İki tane azı dişi ard arda çıkıyor ve çok zorlanıyoruz. Bu yüzden çekebildiğim kadar çekiyorum. Videolar kısa olsa da kusuruma bakmayın. Video çekmemi istediğiniz bir konu varsa aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi sakın unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olup ve yorum yaparak bana destek olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.